Podcast denemesi 3, 5, 1, 7. 7. Merhaba herkese. Aynen. Güzel bir Aynen. intro bulduk. Büyük ihtimalle şu Gelir an arama birazdan. aşamasındayız. Intro'yu biraz önce dinlediniz. Nasıldı intromuz acaba? İyiydi bence. Daha önce düşünüyorum. Daha hala bulamamış olsak da intro'yu bulmuş olacağız ve siz bu yayını dinlerken biraz önce Süper çok olur güzel bir demiş intro çaldı. olacaksınız. Ne haber abi? İyi Allah'a şükür, sen nasılsın? İyi ben de olsun. Seni bir tanıyabilir miyiz önce? Hani bu ilk yayın ya, kimsin, necisin, ne yapıyorsun? Tamam, beni tanırsın. Tabii ki. Neden tanıyamıyorsun? Görkem ben. Yatıyorum. Genel durumlardan dolayı. Genel Gayet. olarak mı yatıyorsun yoksa bu... Genel olarak yatıyorum şu son 2 aydan beri. Yani bu özel Covid sürecinden dolayı. Aynen Covid-19 sürecinden dolayı yatıyorum. Sen neler yapıyorsun? Yayınlarımıza Yayınlarımıza Maltepe'den katılıyorum, İstanbul'dan. İstanbul Maltepe. Hı-hı. Çünkü biliyorsun ki Ankara'da da bir Maltepe var, Avrupa yakasında da bir Maltepe var. Var var. Maltepe'den yaşınız kaç beyefendi? 30. 30. Oo. Otos. Erişkin bir arkadaşımızmışsınız. Ne işle meşgulsünüz? Geçkin. Lojistik firması, lojistik sektöründe bir firmada çalışıyorum. Değil mi? Böyle o demek daha doğru herhalde. Çok boş. Özel sektör. Lojistik. Güzel. Başka sorun var mı sizle ilgili? 30 Şahsen yok. yaşındasınız, Aynen. bir beyefendisiniz. Evli misiniz? Değilim. Ya Siz? beklersiniz. Ne o? Taliplerinizi bekliyorsunuz. Güzel. Siz evli misiniz? Ben evli değilim. Bu arada ben Aykut. Yarışmaya ben İdeal Tepe'den katılıyorum. İstanbul İdeal Tepe'den. Sevdiğimiz bir semtimizdir İdeal Tepe. Bu arada gerçekten İdeal Tepe reklamı yapmak istemem ama İdeal Tepe İstanbul'un en iyi semti olabilir ya. Ben de 31 yaşındayım. Oldun mu o kadar? Geçtiğimiz 2 ay önce girdim. 24 Şubat'ta doğum günümde. Nice yıllara. Ben de bir beyefendiyim. Hı. Grafik Çok güzel. tasarım işiyle uğraşıyorum. Matbaa işiyle uğraşıyorum. Ayrıca e-ticarete ve video maker'lığa, video çekimlerine, fotoğrafçılığa heveslerim var. Çeşitli heveslerim. Bu mu? İyi bir ortağımla birlikte çok güzel bir firmamız var, şirketimiz var. Aralık itibariyle açtık. Yaklaşık olarak 5. ayını falan kutladık geçtiğimiz günlerde. Ama bir aydır biz de yatıyoruz. Yani yer yer yatıyoruz. Biz ara sıra ofiste yatıyoruz, ara sıra evde Arkadan bir aydır yatıyoruz sesi geldi zaten. yatıyoruz. Ha, bu arada evet. Şu anda ofisteyiz ve arkadaşlarımız da yanımızdalar. Evet. Arada onları da şu anda bize online olarak ilk onlar dinliyorlar. Arada yayınımıza katılabilirler. Arkadan sesler gelebilir ya da direkt sorular, cevaplar alabiliriz onlardan da. Bütün dinleyenlere selamları var şu anda. Çok güzel. Evet abi. Sen neler yapıyorsun bu süreçte? Ya ben yalan söylemeyi sevmem biliyorsun. Hı. Kaç gündür karantina var? Bir ay Kaç gün oldu sanırım. karantina var herhalde. Bir ay Ya oldu abi. benim için 1 ay 6 gün sonra olacak işte. Ya o zaman şöyle diyelim, 20-25 gündür var karantina. Aynen. Ben sadece geçtiğimiz cumartesi ve pazar günü bu ilk gelen sokağa çıkma yasağı vardı ya. Bir o 2 günde sokağa çıkmadım. Onun dışında neredeyse her gün sokağa çıktım. Ne yalan söyleyeyim. Risk taşıyor muyumdur? Büyük ihtimalle taşıyor olabilirim. Birkaç kere Anadolu yakasından Avrupa yakasına da gittim. O yüzden insanlardan olabildiğini uzak duruyorum. Ya Peki. inanılmaz ama şey yaptım yani, yalan yok. Ya eldiven kullanımını çok iyi biliyorum, maske kullanımını çok iyi biliyorum. Sosyal mesafeyi çok iyi koruyorum ama yani bu bambaşka bir dava. Şey yapsana abi, hani ben daha evcil kaldığım için sokaktaki deneyimlerden bahsetsene birazcık, öyle daha iyi olacak sanırım. Senden de evcil deneyimi alacağım çünkü senin evcil Tamam. deneyimin de inanılmaz yani, şu 25 günlük süreç içerisinde sadece benim zorlamamla 16 dakika falan dışarıda kaldın yani. Totalde. Büyük ihtimalle insanlar senin deneyimlerini de çok merak ediyorlar. Evet, benim deneyimlerimi de çok merak ediyorlar. Muhtemelen. Ya ben benim deneyimlerimden başlayayım.
Sokağa çıktım derken ne yaptım? Bu yeni açtığımız ofis evime yaklaşık olarak 3,5 dakika falan yürüme mesafesinde. Ne yaptım? Maskemi taktım, eldivenimi taktım. Yürüyerek ofise geldim sadece. Mesela direkt bu süreci bir kısa özetle anlatayım size. Tamam. Evden çıktıktan sonra apartmanın kapısına dokunuyorsun. Bu bir dokunduğun birinci yer. Tamam. Eldivenle dokunuyorsun buraya. Sonra çıktın, hiçbir yere dokunmadan ofise kadar geldin. Ofisin alt kapısını, bizim adresini vermek gibi olmasın ama ofisin alt kapısı anahtarsız direkt açık olduğu için onu ayakla itiyorsun. Merdivenden çıkıyorsun. Bak hala bir yere dokunmadın. Sadece evden çıkarken apartmana kapısına dokundun. Tamam. Buraya geldiğimde de anahtarımla kapıyı açıyorum. Nerelere dokunduk? Anahtar. Buradaki kapı ve evdeki kapı, apartman kapısı. Gelir gelmez abi burada bir dezenfektasyon masası diye belirlediğimiz bomboş bir masa var. Oraya anahtarımı koyuyorum. Eldivenlerimi bir sistemim var şu anda gösteremiyorum ama öyle bir sistemle çıkartıyorum. Poşete koyuyorum. Ağzını bağlayıp çöpe bırakıyorum. Sonra kolonyayla anahtarın üstünü komple kolonyalıyorum. Ellerimi kolonyalıyorum ve süreç bitiyor. Güzel. Çıkarken de aynı şeyleri yapmaya devam ediyorsun. Tabii aynen. Yani olabildiğine inanılmaz titiz davranıyorum. O konularda belki çok abartıyorum. Şey Ama güzel. Karşıya geçerken normalde yaparken çok titiz anlattıkların. bir insanım. Tabii ondan yana şüphe yok Normalde zaten. inanılmaz Hepimiz titiz bir insan biliyoruz. olduğum için. Ellerim aşındı. Hadi kapıda Daha şu anda çaldı. kapımız çaldı. Birisi geldi. İyi Yeni güzel. Orada servis. yine bir çok güzel Evet, sosyal heyecanlı mesafe var. oluşuyor. Evet, sosyal mesafeyi yavaş yavaş Burada, bozuyoruz. oradan uzaklaşmanız lazım sizin ya. Burayı bir dağıtmamız lazım sanırım. Emre Beyler katıldı şu anda. Çok güzel oldu. Nefis. Ama sosyal mesafeyi dediğim gibi koruyoruz olabildiğine. Gelelim toplu taşıma tecrübelerine. Toplu taşıma tecrübelerine gelecek olursak abi. Ya şöyle söyleyeyim sana. Dediğimiz gibi 25 günlük bir süreçte son 2 gün hariç yani şöyle ki cuma ve bugün hariç insanlar sokakta çok fazla yoklardı. Toplu Bugün taşıma haricinde. bugün ve cuma günü geçtiğimiz cuma günü bu genel sokağa çıkma yasağı gelmeden ki bir gün önce de çok insan vardı sokakta öğlen. Akşam zaten yıkıldılar. Komple dışarı döküldüler. Abi toplu taşımalarda insanlar olabildiğine birbirinden uzak duruyorlar. Herkes de eldiven ve maske var. Yani gerçekten insanlardan beklemediğim kadar titizler bu konuda. Toplu taşımalarda. Ya sana görkem anlatamam. Eminönü Meydanı ve Kadıköy Meydanı'nı gördüm rıhtımı o gün. Çarşambaydı, geçtiğimiz çarşamba gittim sanırım. Abi inanılmaz bomboş ya. Yani hani o Eminönü Meydanı var ya ben zamanında yemin etmiştim hafta sonu gitmeyeceğim dediğim yer. Ve toplasan 10 kişi falan vardı anca. O halini merak ediyorum esasında Ya inanılmazdı. Rıhtım bomboş zaten videosunu size de gönderdim. Yani rıhtım de. falan var. Yani çok enteresan. Sokaklar bomboştu ama bak güneş açmaya başladıktan sonra yani geçtiğimiz cuma günü ve bugünden bahsediyorum. Bugün de bir markete çıkmak zorunda kaldım. Abi inanılmaz dolu ya etraf. Bugün için Ama evet herhalde şu şeyden dolayı böyle oldu işte yasak bitti alacağımız alalım ya büyük kafası. ihtimalle aynen ihtiyaçları Ama bir karşılayalım. sanmıyorum ki hani bu tekrardan şey olsun çünkü havalar da güzelleşmeye başladı herhalde artık insanlar da sokağa çıkmaya başlayacak. Çıkmamalılar abi. Bence de öyle de. Çünkü yani bak şu da var. İnsanların birçoğu eldiven kullanmayı işte maske kullanmayı bilmiyorlar abi. Ya hem Aa, öyle, bir de kullan hiç kullanmayan var. ya, o bambaşka boyut. Hani onlar çok az sayıda artık onları hiçe sayıyorum. Aynen öyle. Ama kullananlardan bahsedeyim sana yani lan bir yerlere dokunuyorlar o eldivenle sonra ağzındaki maskeyi düzeltiyor. E bitti. E hiç kullanma abi. Ne maske kullan ne eldiven kullan yani. Ne gerek var? Ya da sigara içiyor o eldivenle. Ya öyle tabii ki. Yani Ya hiçbir esprisi yok o zaman yaptığının. size sürekli söylüyordum bak o gün mesela o gün Eminönü ve Kadıköy tecrübemin olduğu gün
4 çift eldiven değiştirdim. 3 tane maske değiştirdim ben. Ha, aynen işte. Onu ben. Diğer evde sordum ya ben de işte hani onu anlat diye esasında. Sprey katıyorum işte aynen. Zaten her gün bir tane ufak sprey şişe kolonyam var. Onu kesin bitiriyorum yani. Her gün bitiyor. Hatta bak. Yani sürekli artık o psikolojik Ben de sorunlar yanımda var taşıyorum devamlı. hepimizde. Yanımda dediğim yani yatağımda. Evet abi sen ev tecrübelerini anlat bize ya. Ya Abi. sen 20 küsür günde sadece 16 dakika dışarı çıkarak nasıl yaşayabilir? Valla yaşayabiliyormuş ama şöyle yaşayabiliyormuş. Evvelden biriktirdiğim çok şeyim vardı benim hani bu yoğun iş temposundan sebep olan. Onları bitirmeye çalışıyorum. Bitmiyordu aslına bakarsan hani izlediğim şeyler, ondan sonra dinlediğim müzikler falan. Yani çok bitmiyor. Kitap okuyorum biraz. Okuyorum dediğim dinliyorum kitapları. Onun da birazcık kaçamak yolunu buldum. Abi evet ya bu bizim en büyük en kötü alışkanlığımız olabilir Evet. ya kitap Çok çok okuma olayı. çok kötü. Ama baya baya kitabı okuyorlar ve dinliyorsun yani gayet güzel oluyor. Gibi abi. En azından gözüm bozulmuyor yani. Evet. Dünya kadar kitap okumuş bir adamın oğlu olarak şunu söyleyeyim. Aşırı kitap okumak inanılmaz göz bozuyor. Öyle tabii ki canım. Öte yandan tabii en büyük hayat kurtarıcısı Evet ya. Netflix. Çok çok büyük hayat kurtarıcı. Gerçekten öyle. Ama şu sıralar onun da suyu yavaş yavaş ısınıyor. Senin için Yani ısınması doğal yani. yani Oğlum yani 20 küsür gündür hiç ama düşün daha dışarı yeni diyor çıkmadım. yani hani şu günlerde daha. Demek ki bana 3 ay sonra falan gelecek. Muhtemelen. Muhtemelen. Ondan sonra oyun oynuyorum. FM oynuyorum deli gibi. Ben de Age of'u çok oynuyorum ve Arena of Valor çok oynuyorum telefondan yani inanılmaz oynuyorum. FM'de 2 sezon bitirdim. Soluksuz namalup şampiyon oldum ikisinde Vay de. arkadaş ya. Saygılar kardeşim. Ondan sonra başka film izliyorum. Dizi izliyorum işte dediğim gibi. Onlardan Ve ben soracağım onlardan neleri önereceksin. söylerim, söylerim, söylerim. Ve yiyorum tabii ki. Evet bak şu anda sürekli yiyorum. Şu anda bir şeyler yiyorum. Belki ses geliyordur kusura bakmayın. Yok canım. Çaya başladım. Harbi mi? Bu arada 30 yaşındaki Görkem Bey ömründe çok da çay tüketmeyen bir insandır. Çay tüketimi düşüktü artık fazlalaştı evde otur otur. Çay canlıdır ya. Bu arada Öyle. aldığım bir bilgiye göre Starbucks şeye başlayacakmış. Kargoyla. Evet onu ekşi Çekirdek sözlükte de kahve. yazıyorlardı. Bugün çık. Starbucks çalışanından aldım ben bilgiyi. Ama şey mi? Kurye sistem yapacaklar değil mi? Ya bir kargo galiba yurt dışı kargoyla Nasıl yapıyor? Ha, okey. Direkt getirecek sana kahveyi sıcak aynen. da ısıtacak yani. Sen sipariş verebileceksin kargoyla işte ya da bir uygulamayla. Anladım. Ama henüz kesinliğin yok. Kesin gibi bir şey ya. Bağlanayım mı şu anda o arkadaşa? Ne veya zaten geliyor sesi istersen. Mert. Starbucks kimle anlaştı? Hangi kargocuyla anlaştı? Yurt dışı kargoyla anlaşmışlar. Sadece 250 gram kahve çekirdekleri dağıtacaklarmış. Ha, okey. Öyle hani şey yok. Bardakta falan getirmeyecekler Yok, yani. aynen. Ha. Verecek sana. Sen artık evinde çekeceksin, demleyeceksin falan filan. Bir esprisi yok o zaman o işin. French press içine girilebilir tam şu anda. Böyle, insanlar deli gibi French press. Çünkü insanlar istiyordur büyük ihtimalle. O bağımlıları var ya Starbucks kahve bağımlıları. Murat abi bana soruyordu işte. İşte yani ihtiyaç duyacak insanlar. İlla ki. Ya öyle böyle alışıyoruz ve bir şey diyeyim mi? Yalan yok abi. Beni sal ben bu hayatı yaşarım ya. Ben de onu bir şey Deli ya ama şey deli olması lazım. maaşım yatsın yani. Ya da hiçbir şeyin olmayacak. Gelir beklentin olmayacak. Hani maaş evet tabii ki yatarsa çok iyi Yani olur. gelir lazım abi ya. İlla Lazım. ki ihtiyaçlarım var. Ama hani sıfır beklentiyle yaparsan bu hayat yaşanır şey de değil. Evet.
sıfır beklentiyle. Bisiklet var, yatıyorsun, kalkıyorsun. Bizim mahalle az çok biliyorsun sen. İzeltepe inanılmaz bir semt. Yani insanlar birbiriyle çok samimiler. Çok güzel görüntüler oluyor. Ya o iki gün mesela sokağa çıkma yasağının olduğu iki gün sizin oradaki Bağdat fırından ya, geldi ve inanılmaz abi yani. Abi ben onlarla muhabbetler döndü ya. Kriz geçiyordum biliyor musun evde? Ve kimse gülmedi. Abi direkt konuşuyor abilerimiz. Kendi kendine güldüm burada. Abiler sürekli konuşuyorlar. Çok seviyoruz ama onları ya. Canlardır yani. Yerler düşündükçe gülüyorum. İşe alırken yeni adama çok konuşuyor musun diye soruyorum. TV'de sadece şey yazması yeterli. Çok konuşuyor musun? Çok konuşuyor. Evet. Tik, bitti, tamam okey gel. Gel abi. Nasıl olsa ekmek vereceksin. Ekmeği verirsin nasıl olsa. Yeter ki müşteriyle konuş. Müşteri muhabbetin iyi olsun. Sıcak temas. Abi 3 kişi geliyorlar böyle bağırıyorlar. Bağdat fırın geldi diye sokağına. O abiler vardı değil mi? Tabii. Abi bilirsin bizim abiler yani. Konuşmak için zaten yer arıyorlar. Çok konuşamamışlar 2 gün boyunca. Ne olur bir izinle konuşalım. Lütfen elinle konuşalım. Ekmek bahane yani ekmek. Çok iyi ya. Ekmek çok önemli bir şey değil yani. Nasıl olsa verilir. Aynen ekmeğimiz, simidimiz, poğaçamız var. Sıkıntı yok. Gelin de bir muhabbet edelim. Muhabbeti özledik. Abi çok iyi. Adamlar onun için kamyon ayarlamışlar. Aynen öyle. Çok konuşmak için kamyon ayarlayamıyor. Ya bak bir tane daha geliyor, aşağıda başka bir fırından geliyor beyaz bir araba, bomboş dönüyor ama bu abiler geldiği zaman sokağımız bir şenleniyordu yani. Çok iyi ya. Ay. Ya bu anılar var ya, çok inanılmaz olacak ileride zamanında zaman yani. Hani bizden bir üst nesil şeyi anlatıyordu ya, karneyle alıyoruz falan filan, evet, diye. Evet. Yağları, ekmekleri karneyle alıyorlardı. Yani bu süreç de anlatılabilecek bir süreç yani gelecekte. Aynen öyle. Dönüp baktığımızda lan nasıl evde kaldık bu kadar süre falan diyeceğiz büyük ihtimalle ama. Aynen öyle. Dediğim gibi ve bir şey diyeyim mi? Alışma süreci çok zor olacak yani insanlar için. Çünkü uzun süre çalışmadık. Uzun süre hiçbir şey yapmıyoruz. Hı hı. İşler başladığı zaman yani insanlar bir afallayacaklar. Bütün insanların şeye ihtiyacı var bence şu anda. Yani böyle bir gidip bir hafta, iki hafta bir tatil yaptıktan sonra hani biz tatile gittik, tatildeydik, artık işe dönebiliriz kafasına ihtiyacı var. Hem öyle yeni bir düzen gelecek diyorlar ya zaten. Acaba o nasıl olacak, o da merak verici. Abi ekonomik olarak da ben biliyorsun iktisat mezunu bir insan olarak... Yalan yok, takip ediyorum çok fazla, eski profesör hocalarımı takip ediyorum, bilgili insanları takip ediyorum. Ekonomik süreçler çok 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 değişik, çok enteresan ekonomik süreçler olacak. Bütün dünya genelinde olacak. Değil mi? Yani bütün dünya genelinde olacak ama abi yani birebir bizi etkileyecek bir durum yok. Bütün dünyayı etkileyeceği için aslında çok da etkilenmemiş gibi olacak geliyor bana, öyle bir durum geliyor. Ama çok etkilenmeyecek mi dedin? Anlamadım dediğini. Ya şöyle olacak, şöyle ki düşün, bu sadece benim düşüncem, benim fikrim yani. Bütün dünya bu süreçten etkileneceği için okay, tabii aslında ki. Hissedilen, yani hissedilen herkes de aynı olacağı için normal olacak. Ha, evet, evet. Şöyle belki hemen gözle görülür bir şey olmasa bile belki 5 sene sonra falan öyle bir şeyler olabilir diye tahmin ediyorum. Ya bu da olabilir. Hı-hı. Ya şunu düşün yani herkes 100 birim bir şey alırken birden herkes 10 birim almaya başlıyor. Bu sefer 10 birim alım normal olacak yani herkes için. Aynen öyle. Çünkü bütün dünya böyle. Ya işte yaşayarak göreceğiz sanırım bu durum ya. Büyük ihtimal. Evet abi. Netflix'e döneceğim. Netflix'ten dedin, neler öneriyorsun? Neler öneriyorum? Ben çünkü sürekli çizgi çizili bir şeyleri izliyorum ve gerçekten çizili olan her şeyi bitirdim Netflix'te. En son Pokemon'a başladım. O kaç bölümmüş. Sonra bitirmiştim bir de değil mi? Tabii Pokemon'u bitirmiştim. Tekrardan başladım.
Benim kısa olduğu için ben hemen özet geçeyim. Netflix özetime. Ondan sonra senden büyük bir yorum Tamam. bekliyorum. Abi Tamam. Netflix'te Çok iyi ya. Pokemon'un. Kaçıncı bölüm? Abi 52 bölümü var toplamda. Hı. Yanlış hatırlamıyorsam bir önceki bitirdiğimde tam bitmiyor muydu, öyle bir şeydi. Ondan korkuyorum. Şu anda 50, 33. bölümdeyim. Ha. Güzel. Onun dışında abi çizgi olarak Big Mouth var. Bir sürü var da hepsini izledim ya. Ya öneri hani Netflix'e yapıyor ya. Sen bunları Ha, seviyorsun. evet. Bunları da izle diyor ya. Onların hepsini bitirdim yani. Bir şey öneremiyor artık çizgi olan. Bir de şöyle bir şey var. Esasında çok onun da şeyini çözdüm ben. Algoritmasını çözdüm bu arada. Şey Çözüyor yapa yapa. zaten. Felsefe almaları lazım zaten Netflix bünyesine artık. Resimleri değiştire sana yeni bir şeymiş gibi sunuyor bazen. Evet, o var. Öyle bir şey var. Bir de altta mesela daha izlenme oranı yüksek olan bir şeyi sana tutup izlenmesi gereken bir şeyi sana öneriyor. Hani düşük olanı Onu öneriyor. bence onu reklam için Aynen öyle. yapıyorlar. Mesela bu ara Enteresan bir sürekli algoritmayla çalışıyorlar. Freud'u Bir tane önüme çıkartıyor benim mesela. ya bir Sürekli. tane site buldum. Ondan sonra oradan bakarak gidiyordum da çok yapmıyorum artık. O Barış Özcan'ın söylediği bir tane site. Evet. Kendi böyle Güzel siteler paylaşmış bu arada. Hep paylaşmış. O videoyu da daha izlemedim. kendi böyle şeylerini giriyorsun işte ilgi alanlarını, hangi filmleri seviyorsun, hangi dizileri. Ha. Ona göre yüksek oranlı şeyleri sana sunuyor Netflix'teki. Süper abi. Aynen öyle. Hem benim bu süreçte neler seyrettiğime gelirsek eğer Ben Netflix bitiriyorum hemen o zaman. tamam Final bitir. Space'i izledim. Fena değil. Abi izlenebilecek en iyi çizgi diziler. BoJack BoJack. Horseman kesinlikle abi. Muazzam ya. BoJack'i kesinlikle izlemelisiniz. Hı. Paradise var, o da fena değildi ama Family var. Rick Hı. and Morty ile BoJack Horseman'ı kesinlikle izlemelisiniz. Bayağı Ben... kültü onlar zaten ya. Evet yani külttü. Bir türlü fırsat bulamıyordum. Rick Hı and Morty izliyordum ama böyle baştan tekrar başlayıp izledim. Beni biliyorsun, sürekli tekrar tekrar izlemeyi seven bir insanım. Bir hı. de klasik How I Met Your Mother önerimi yapayım. 7 kere bitirmiş olarak 9 sezonluk bir diziyi. Ben bitiriyorum abi. Evet, sen değil. Tamam. Senin göz Sondan başlayayım ben. Evet. İlk şeyi bitirdim. Sondan başlıyorum. En son Elite'i bitirdim. O Elite de yani enteresan dizi. 3 sezon. Şu an 3. sezonu bitti. İspanyol dizisi yine. Hatta La Casa de Papel'den de tanıdık oyuncular var ilk sezonda. Rio Evet. ile de Denver özellikle. Ama daha çok Carla için seyrediyorum ben zaten. O Çok büyük ihtimalle Netflix'te işte o algoritmayla evet. sürekli onu senin karşına çıkartıyordur. Evet. Zaten Bak, bu da burada. tanıtım resmi de direkt Carla olarak geliyor zaten. Sana mecbur açmak durumunda kalıyorsun. Sonra La Casa de Papel'in 4. sezonu bitirdin zaten. Onu ben de bitirdim. Hı. Baya baya iyi. Bence hiç iyi değildi. Değil miydi? Ben beğenmedim. Valla. Ya şey yapmışlar abi. Hani bence bir sonraki sezonunla birlikte bir sezonda bitirebilirlerdi. Yani iki sezonluk olayı bir sezonda bitirebilirlerdi. Eskiden öyle yapıyorlardı. Evet. Hızlı Evet. akıtıyorlardı. Uzattıkça uzatmışlar ya. Yani spoiler Şimdi vermek şöyle. istemiyorum şu anda ama yani bir tane adam var ve o bütün sezonda var ya. Bir tane rakip bütün Gandhi'yi mi? sezonda. Bu güvenlik görevlisi. Ha, evet o çok evet onu indirebilirler mesela yani çok basit. Ha, o kadar anasını Aynen. ağlatmışlar her şeyin. Daha Evet. önceki sezonlarda neler neler yapmışlar. Bir Bu tane sezon adamı sadece bir indiremiyorlar. adamı indiremediler yani. Evet Bu bana orada şey bir geldi. kurgu şeyi vardı gerçekten. Ama şöyle sanırım hani benim kendi tahminim karakterler çok seviliyor dizideki. Evet. Ya ben Ondan çok dolayı seviyorum yani. birazcık böyle sanırım ondan dolayı uzun tuttular tahminimce. Çünkü her karakter çok seviliyor. Abi şey olabilirdi ya. Yani o flashbackler sırf Evet. belli bir noktadaki flashbackler. Belki şey olabilirdi yani. Evet, karakterler çok seviliyor. Karakterlerle ilgili flashbackler var o zaman abi. Geçen bölüm sezonlarda yaptığın gibi. Mesela yani hani ya da o neyse, çok spoiler olmasın. Aynen ya, aynen. Neyse, devam edeyim.
Sonra dizilerden şeyi seyrettim. English Game'i seyrettim. Güzel. İngiltere'de futbolun ilk dönemlerini anlatan çok 6 bölümlük güzel bir dizi. Akabinde şeyi bitirdim. Sunderland Till I Die. Futbol. Orada da orada, evet. Genellikle ben böyle futbol temalı şeyleri seyretmeyi çok seviyorum. Sonra başka hala şeyi seyrediyorum. Full House'u seyrediyorum. 90'ların sevilen dizisi. Bir de çok film seyrettim. Deli gibi film seyrettim. Hani Söyle işte nelerdir? Cem Yılmaz'ı seyrettim tekrardan. Şeyi, kara komik filmleri. kara komik. Aynen. Ben Ondan bizim evdekilere sürekli açıyorum film. Onlar şey üretmiyor sonra... ya, televizyon artık yeni diziler üretemiyor, yeni bölümler. Evet. Onlar Evet. doktorla ilgili bütün dizileri izliyorlar normalde, Çok bayılarak. iyi. Şimdi onlara işte film açıyorum sürekli. Şeye başladım. Bir de tiyatroya başladım Süper abi. YouTube'dan. YouTube'da var mı? Var. 152 bölüm var. Benim hard diskimde de var. Ha, aynen. Bende de var da YouTube'dan açmak daha kolay mı geliyor? Mantıklı abi yani Hı? artık. Artık olay YouTube'da. Eski Netflix'te. maçları seyrediyorum. Çok Ya fazla. abi ya. Bütün ama Ko. böyle şey, Trabzonspor'un Aston Villa ile Avrupa eşleşmesinden tut. Hani Hepsinin sırf Galatasaray da değil yani. öyle İşte Fenerbahçe Beşiktaş Türkiye Kupası abi eşleşmeleri sen iyi misin falan ya? Seni bir dışarı çıkartmak lazım. Yani en böyle. azından balkona çık bir hava. Ama şöyle güzel vakit geçiyor onlarla. Şey, Prison Break var bak. Prison Break var. kendi şeyimi yaptım. İzleme saatlerimi yaptım böyle. Bu Şu saatlerde saat, maç aynen izliyorum. Bu bu saatte saatlerde bu. film Aynen. izlemeliyim. Ya abi çok iyi ya. Vaktimi değerlendiriyorum bir şekilde. Abi bir şekilde değerleniyor gerçekten ya. Evet. Önemli olan Hani da o. yalan yok, şu süreçte hiç boğulduğum bir zaman olmadı ya. İşte Lan aynen. olmuyor ya, lan sıkıldım. Yo, yapacak o kadar çok şey var ki ve bir şey daha keşfettim abi. Nedir? Sürekli bu süreçten önce de sürekli ötelediğim şeyleri hala öteliyorum. Önümde iki Oluyor. tane kasa var mesela. Bak ofise getirdim, iki tane kasa var. Onları açıp düzenleyecektim. Abi, üşengeçlik had safhada. Ya evet, hani yani o bir işmiş gibi geliyor ve onu öteliyorsun gene abi. Hı. Şöyle hard diskleri falan bir bakayım dedim. Biraz düzenledim. Eski çektiğim konserleri YouTube'a ekliyorum mesela işte. YouTube'da? Şey sadece telif hakkı para kazanamazsınız diyor. Ha, sen seviyorsun. Amacın paylaşım olduğu için. Aynen, amacım paylaşım. Yani öyle çok bir zaten çok para kazanılacak şeyler değil onlar. Çok orijinal içerik Yani. olmadığı için. Ben artistleri bir ara kalkındım abi. Hı. Öyle kaldı. Fotoğrafları sadece biraz düzene sokabildim. O da biraz. Yani hani sadece bu kadar. Yapacağım diyorum. Kalkışıyorum. Kalıyor öyle işte. Bitiyor. İşleri yedeklemem lazım. Bir dünya iş var. Yedeklemedim. Kendi laptopumu açmam lazım. Ayarlamam lazım. Format falan filan. Aa, çok zor işler. İş Evet onlar abi. ya. Anlatabiliyor muyum? Evet yani hani. Oturup bir çizgi film açmak varken. Çünkü onu iş olarak yapmıyorsun işte. Evet ya. Bak şey bile bana uzak geliyor. Senelerdir kesinlikle izlemem gereken bir dizi var. Dur bakayım. Ne o? Lazım. Dünyanın en iyi dizisi olarak geçiyor. Bütün otoritelerce ülkede Hangisi ya? yapılmış. Bu kimya hocası. Ha, Breaking Aynen, Breaking Bad. Mesela Bad. Breaking Bad. Kesinlikle izlemem lazım. Hı hı. Bak hala başlayamadım ona. Hani yani. Esasında tam bitirebileceğiniz zaman. Süreç, evet. E Hı yok abi, ona başlayamadım bir türlü. hı. Kısa şeyler daha kolay geliyor. Yani hemen tüketeyim kafası. Aynen öyle de Bunu işte. da abi bize şey alıştırdı işte. Instagram storyleri. İşte kısa kısa şeyler. Hemen Hı. hızlı içerikler istiyoruz. Bundan kurtulmak lazım aslında. İşte bilmiyorum. Neyse 31 dakika olmuş. Evet, toparlayalım yavaştan. Yani bir toparlamak lazım.
Çok Olmadı. uzatmayalım, insanları sıkmayalım. Geri kalan Evet. hikaye daha çok fazla şey var. Aslında evet, podcast Vardır iyi bir illaki. seçenekmiş bu arada çünkü inanılmaz fazla içerik var. Hem biz sohbet ediyoruz hem de bu sohbeti millete yayıyoruz. Ortak ediyoruz. Aynen öyle. O Ya zaman söyle. yorumlarınızı Bekliyoruz. bekliyoruz. Yani Aynen öyle. bize Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Instagram hesabımız trip Bekliyoruz. dirims, trip 2 dirims olarak Aynen. rakamla 2. Oradan ulaşabilirsiniz. Aynen, oradan ulaşabilirsiniz. Buradaki içeriklerin yorumları var mı? Muhakkak vardır belki ama tam bilmiyorum. Spotify'ı iyice bir keşfetmemek lazım. Yok, Spotify'da yorum yapamıyorsun. Yok mu? Yok yok yapamıyorsun. İletişim de yok. Vuruyoruz, geçiyoruz o zaman. Aynen öyle. Aa, camları koy. İstediğimizi yapabiliriz yani. Salladığımız kadar sallayabiliriz. Herhangi bir yorum gelmeyecek. Aynen Linç öyle. yeme riskimiz yok yani. Aynen öyle. İyi, süpermiş. Sevdim ben bu işi. O zaman şu süreçte evde kalmaya devam edelim. Evet, Biraz daha. evde kalalım. Sen çıkmaya Ben devam et. herkes adına çıkarım. Siz Çık çıkmayın. çık. Aynen öyle. Herkes kendine iyi baksın. İhtiyaçlarınızı. Şey yapmadık, oyun. Neyi? Aa evet de. Bir oyunumuz var. Yapalım mı? Yapalım abi O zaman onu. O şöyle kalsın. yapalım. Üç değil Biz bir tane. normalde Birer tane soralım. Uzamasın çok fazla. gezi hesabıyız. Instagram'da ve YouTube'da sayfalarımız var. Trip Dönüms olarak. Burada da böyle yeni bir içerik yaptık. İsmini Şaşı bul şaşır. yazmışım buraya, kendi yazımı okuyamıyorum. O kadar kötü görkem, hatırlıyor musun? İsmi neydi? Gezmeden konuşuyoruz mu? Gezmeden konuşuyoruz, evet. Gezmeden konuşuyoruz. Programımızın adı Gezmeden Konuşuyoruz. Bugünkü programımızın adı Şey 30 büyük il ve Zonguldak. 30 Büyük İl ve Zonguldak. Evet. Bu bölümümüzün adı da bu. Şimdi bir oyunumuz var. Oyunu anlatır mısın? Ben mi anlatayım? Şöyle yapalım. Birer taneyle kısıtlayalım. Hani Oyuncu üç tane. anlatalım ama Tamam. insanlar oyunu bilsinler. Üç tane ipucu vereceğiz birbirimize ve hangi şehir olduğunu bulmaya çalışacağız. Evet, ikimiz de birer tane şehir belirledik. Normalde üçer tane belirledik ve çok uzatmamamız lazım Uzadı. şu anda. Aynen. Birer tane şehir belirledik. Bu şehirleri üç İpucu. ipucuyla kendimize anlatmaya çalışacağız. Benim mesela belirlediğim ilk il Zonguldak'tı. Şey diye anlatacaktım. 31 il ve diye anlatacaktım. Evet abi. Ben soruyorum o zaman. Sor, bekliyorum. Varlığıyla yokluğu bir. Ankara mı? Hayır. Bir tane daha. Diğer ipucunu aldım. Yolculuk anında direkt es geçersin orayı. Bolu. Değil. Hadi. Sonuncu Nereden şehirde yolculuk anında es geçiyorum bu arada? Nereden nereye giderken? şöyle herhangi bir güney ülkesine veyahut da Ege'ye doğru giderken Güney ülkesi. Ege değil de güneye işte veyahut da İç Anadolu'ya giderken direkt es geçiyorsun. Okey. Hatta şöyle Eskişehir'e giderken es geçiyorsun. Daha kolay olur. Bu buldum galiba. Tamam. Şey Iyının olduğu il mi? evet Iyı'nın Iyıda durmuyor muyuz? Iyı olduğu sembolünde. il. Yani duran Osmanlı arkadaşlarımız olduğu şehir var. mi acaba? Evet, Bir aynen kere öyle. benim bu arada Iyı'da durmuşluğum var. Direkt şeye de gitmişliğim var. Iyı'ya. Evet, o Osmanlı'nın kurulduğu bölüme. Bilecik mi? Bilecik. Doğru. Saygılar. Sevdim oyunu ya. Yapalım şunu. 40 dakikaya tamamlarız. İki il yapalım. Tamam. Ben anlatıyorum o zaman. Söyle. Türkiye'nin en yeşil illerinden bir tanesi. Hatta şu anda yeşilliğini en çok koruyan ili. Bursa. Değil. Karadeniz'e kıyısı var mı? Var galiba. Karadeniz'e kıyısı var. Artvin. Evet abi. Çok severim. Hiç gitmemiştim. Bu soruları biliyordum zaten. Mesela görmediğiniz. Tamam. O zaman Evet abi. şimdi İkinci şehri alalım. ikinci şehir. Vurduğun zaman ses çıkartır. Hadi. Vurduğum zaman ses çıkartır. Aynen.
Bir ipucu daha alayım, bilemedim şimdi. Tamam, Sivas'ın komşusu. Sivas'ın komşusu, harita açma girişiminde bulunsam mı? buldum, tamam. Neresi? Ya şimdi bizi takip edenler vardır. O yüzden orayla ilgili kötü yorumlar yapmayacağım. Normalde insanlarıyla pek aram yoktur. Tokat mı? Evet. Osmanlı'dan gidiyorsun kardeşim. Sen de Osmanlıcılık dedin dedim. Var var. Şimdi ben sor abi. Şehrimi soruyorum. Yaklaşık olarak haritanın tam ortalarına denk geliyor. Yozgat. Değil. Tamam. Enişte mesela olsun, Yozgat'ta bir eniştem var. Yozgatlıyam, çok tatlıyam diye dolaşır. Bizim yeğen. İkinci ipucum mu verirsem, çok detaylı bir ipucu. İstanbul'da bir tane ilçesi var. Aynı isimde bir ilçe var. Aksaray. Evet. Üçüncü şehrini alayım ben de bu arada. Üçüncü şehrimi düşüneyim. Zonguldak'ta normalde benimki. İki tane yapmayacak mıydık? Ben de çok hazırlıksız kaldım şu an. Hadi yapalım sonuncuyu da ya. İyi tamam, bir dakika. Hazırlık patlatalım bu sefer. 40'a tamamlayalım son 2 dakikamız. Tamam. Buraya kadar dinleyenler varsa zaten sizi çok seviyoruz. Siz iyi ki varsınız. Ya ben, soruyorum. Ben dinler miyim? Dinlerim ya ben. Bizi dinlerdim. Böyle sevdiğim insanları dinlerdim. Evet dinliyorum. Bir süper kahraman. Batman. Batman. Süper abi. Ben hemen bir şehir bulayım. O zaman sevdiğimiz bir şehir olsun. En sevdiğimiz ve sürekli gittiğimiz bir şehir. Eskişehir. İkincisi. Hadi be. Balıkesir. O zaman yok artık. Mi oluyor ya? Altı saç falan da saç. 2020'de video çekmemiz gerekiyor ya orada. Aa. İzmir, İzmir. Evet abi. Tamam tamam. Arda 2020'de bir video çekmemiz lazım yani bu sene. Evet. Yaklaşık evet, evet. Zayıf kaldı. Şu zamanlar biterse inşallah yapacağız hepsini. Çek merak etmesin abi. Aynen, aynen. Biraz o zamanları da güzel günler yakın. O zaman herkes kendine iyi baksın. Dikkat olun. Hadi eyvallah.